Ne oluyor buradan? Fırat Şef restoranımıza olay çıkarmaya gelmiş. Bu beyefendi terasımızda misafir ediyor. Ya bir dinleyip anlamayalım mı? Derdini sormayalım mı? Nedir kardeşim senin derdin? Ben dinliyorum, evet. Ya benim sizden bir şey istediğim yok ki. Ben sadece doktor aşkla konuşmak istiyorum abi. Benim çok güzel bir ilişkim vardı. Hayallerimiz vardı bizim ya. Ama doktor geldi, bütün ilişkimi mahvetti, bitirdi. Ben beni sevgilimden neden ayırdığını öğrenmek istiyorum. Yani sen diyorsun ki beni sevgilimden bu doktor ayırdı, öyle mi? Evet abi. Ya suçu başkasına atıp kurtulmak ne kadar kolay. Kim bilir ne yaptınız da sevginiz terk etti sizi. Ablacığım ben bir şey yapmadım, gözünü seveyim ya. Vallahi şu halinize bakınca inanası gelmiyor insanın. Lütfen restoranımdan çıkar mısınız? Herkese tedirgin ettiniz. Kandemir Bey, alın. Kandemir abi durun lütfen ya. Ya zaten adamın içi yanıyor, görmüyor musunuz? Bir de biz mi vuralım? Ne olmuş? Ben de çok merak ettim. Dinlemek isterim. Yusuf, gel kardeşim mutfağa inelim beraber. Naz Hanım seni dinlemese de ben dinleyeceğim. Şebnem. Ya delirdin mi sen? Ya sen bu adamın burada kalmasına nasıl izin verirsin? Adam akıllı mı deli mi onu da bilmiyoruz. Ayrıca Taylan arıyor. Ya görünce bir şey yapmaya kalkarsa? O çok güvendiğin sevgilin birisinin canını yakmış. Ha sen bunu görmek istemiyor olabilirsin. Ben buna bir şey diyemem. Taylan kimseye zarar vermez. Belli ki bu adam normal değil. Sevgilisi de o yüzden kaçmış. Ha kaçtıysa bir sebebi var diyorsun. Aynen öyle diyorum. Belli ki bu adam öfkesini kontrol edemeyen tutarsız bir tip. Kim bilir ne yaptı kıza? Ya senin bu sevginin hiçbir suçu yok ya. Ya tabii ki yok. Taylan herkese mutluluk vermek için uğraşan biri. Kimsenin kötülüğünü istemez. O zaman gidelim. Bakalım adam bize ne anlatacak? Ya saçmalık. Sevginin hakkında kötü bir şey duymaktan mı korkuyorsun? Elbette korkmuyorum. Çünkü ben Taylan'a güveniyorum. Madem güveniyorsun, o zaman gel adamı dinleyelim. Eğer sen haklı çıkarsan bir daha Taylan hakkında ağzımı açmayacağım. Peki madem. Gel. Begüm Taylan Güne Bakan'a hayrandı. Onun her dediğini kanun sayıyordu. Evlilik kararımızı bile ona danışmak istedi. Ya tüm maaşını biriktirip o herife gitti abi. Sonra da her şey bozulmaya başladı. Begüm adım adım uzaklaştı benden. Ya bunu Taylan'a nasıl bağladınız ben anlayamadım. Belki de sevgilini sizden emin olmadığı için Taylan'a gitti. Bakın biz her gün internetten ev ilanlarına bakıp hayaller kuruyorduk onunla. Başkalarının evlerine olmayan koltukları koyup o koltuklarda oturduk biz. Eğlendik, sohbet ettik. Ya Begüm gün sayıyordu gidip onu isteyelim diye abi. Ama sonra birden benden ayrılmak istediğini söyledi. Ben başka bir şey duymadım zaten. Sürekli kaçtı benden. Hiç ulaşamadım ona. O herif sırf onun fikri değişmesin diye bizim görüşmemize de engel oldu. Sen de bu Taylan Güne Bakan'a ulaşmak istedin ama beceremedin değil mi? Bravo abicim ağzımdan aldın lafı. Aynen öyle oldu abi. Ya herif sanki yüksek mevkilerdeki devlet görevlisi ne oluyorsa. Ben de buraya geldim abi. Sonuçta sevgilisinin mekanına gelir diye düşündüm. Ya bu hikayede hala eksikler var bence. Taylan sizi ayırmış olamaz. Belki de sizin ilişkinizde sorunlar vardı ama siz görmediniz. Ya ne sorun ya? Sorun varsa kavga edersin, tartışırsın, ne bileyim küsersin, trip atarsın. Böyle karabatak gibi ortadan kaybolup gitmezsin. Ya bazen konuşmak işe yaramaz. Karşındakinin aklı almıyorsa. Birileri de daha baştan birilerine inanmaya meyilliyse ona ne desem boş. Ya canım herkesin aklı var, fikri var. Kim ne derse desin insan aklıyla hareket eder değil mi? Aslında tam olarak... Bir dakika Yusuf. Madem aklı var onu kullanacak, gidecek açıklayacak. Yusuf'u da dinleyecek ama. Ama yok. Eminim o çakma doktor bunu da engellemiştir. Abiciğim aslında... Dur bir Yusuf. Ya Yusuf konuşmak istemiş de ne yapmış acaba? Ne mi yapmış? Gidip bulalım soralım kıza. Saçmalama. Aa sen kıpırdama. Ancak öyle sırça köşkünde otur ahkam kes. İnanmak istediğine inan. Şu an tamamen saçmalıyorsun. Bence senin Taylan'ın gerçek yüzünü görmeye cesaretin yok. Halbuki kızı bulup konuşsak her şey çözülecek. İyi madem tamam konuşalım hadi o zaman. Buyur. Yusuf yürüsene oğlum hadi. Geldim abi. Şebnem çantamı dışarı yollatır mısın? Görüşürüz Begüm Hanım. Hoşçakalın. Buyurun. Ati. Sen Taylan Bey. Gözün bu Begüm'ün üzerinde olsun. Eğer gidip de sevgilisiyle falan barışırsa mahvoluruz. Bütün reytinglerimiz düşer. Siz hiç merak etmeyin efendim. Eğer program biterse her şey domino taşı gibi tek tek yıkılır. Taylan Güne Bakan adı silinir. Buna asla izin vermem efendim. Siz hiç merak etmeyin. Akbaba gibi sürekli gözlerim üzerinde olacak. Müzik
gitmemişsin. Yanımdasın. Mucize olmalı. Ya da rüya. Rüya değil. Ben gerçekten buradayım. Hissetmiyor musun? Hep bu anı hayal etmiştim. Ben de ettim. Daha doğrusu etmişim. Geç de olsa şimdi fark ediyorum. Fırat, ben çok pişmanım. Her şey için özür dilerim. Gerek yok bunlara. Daha güzel şeylerden konuşacağız. Mesela? Mesela... aşkım. Seni seviyorum. Ben de. Ben de seni seviyorum. Kapat gözlerini. Korkma. Ben buradayım. Gitmeyeceğim. Açık unutmuşuz. Aa, aa. Ay yoksa hırsız falan girdiyse. Kimse var mı? Ay evdeki bütün değerli eşyaları alıp götürdüyse. Ha, televizyon burada. Aman Gülenda. Ay senin de aklına türlü türlü şeyler geliyor. Bu evde değerli eşya mı var zaten? Of. Ay Sultan ablam da haklı yani bazen. Böyle kendi kendimi dolduruyorum, dolduruyorum. Ondan sonra pıs diye söndürüyorum. Kendi beynimi yordum da kalıyorum yani. Amanin! Asuman! Ay günaydın. Asuman! Eyvahlar olsun! Senin burada ne işin var? Eyvahlar olsun! Eyvahlar olsun! Sultan ablam! Ay Sultan ablam! Sultan ablam uyanın! Sultan abla! Felaket geldi, çattı! Ay. Sultan ablam seni! Yılanlar basmış evimizi! Hem de sinsice! Ay biz uykudayken! Sultan abla! Şşş! Ay gaflet uykusuna mı yattınız ya? Ne işle geldin sen buraya ya? Hem içeriye nasıl girdin sen? Yoksa... yoksa bütün gece yanımdaki sen miydin? Benden tabii ki. Benden başka kim olacak? Hem buraya ilk gelişini değil hatırlatayım istersen. Kapıyı açık unutmuşsunuz. He sen de hırsız gibi içeri dalayım dedin yani. Bu bavul ne? Ben sana geri döndüm Fırat. Oldu. O kadar basitti yani. Canın istedi gittin, canın istedi geri dönersin. Öyle mi? Ya ben gerçekten çok pişmanım. Ben sana yaşattıklarımdan dolayı gerçekten çok özür dilerim. Beni affet lütfen. Yapabilir misin? Fırat! Saklan. Hı? Çabuk. Çabuk saklan. Saklan. Tuvalete. Ne olacak ki ben? Ben Sultan Anne'den korkmuyorum. Korksan iyi olur. Çabuk, çabuk! Ne oldu Fırat'a bir şey mi oldu? Daha fena ablam, daha fena. Aa. Kırmızı alarm niteliğinde. Koş ablam, Asuman yılanı Fırat'ı sokmadan koş. Gir içeri sesini çıkarma. Asuman! Sus. Kim?
Bana bak Murat. Sakın saklama. Nerede o kız? Kimi teyzem, kimi? Nerede? Ablam yok. Yılan, börtü, böcek hiçbir şey yok. Ya börtü, böcek dediniz kim? Kızım sen bilmeyin mi ne gördüğünü? Nerede bu kız? Ablam işte bak bir delil buldum. Kimin bu? Benim, benim çatım. Teyzem donlarım var içinde. Vallahi benim teyzem. Teyzem benim zihni ya. Ya teyzem benim diyorum. Onların var içinde. Etme teyzem benim. Fırat'ımın yanında. Sen mi çağırdın Fırat'ımı? Benim kimseyi çağırdım falan yok desem ne diyeyim ya? Lan bu yerleşmeye gelmiş bak valiziyle falan. Geberteyim seni. Yapma Sultan annem. Sultan annemi? Yorarım kız ben seni. Tamam teyzem yeter lan. Bırak. Geç şuraya. Beni dinle. Geç şuraya sus. Ağzım. Gel buraya. Teyze yeter be sus. Bir dur ya. Sen bu kızı mı koruyun Fırat ha? Ya bunca yaşadığın şeye rağmen sen bu kızı mı koruyun? Bu kız seni nikahta bırakıp kaçtı. Nikahta. El aleme rezil rüsva aldık biz. Sen unutabilirsin. Ben unutmayayım. Deyzem. Deyzem. Dur, dur, dur. Arkadaş topuz yüzünden elini bile kesti kardeşim ya. Nedir bu başımıza gelenler kardeşim? Lan ne oluyor be? Abla! Hop! Ne oldu şimdi? Ne bileyim? Ha? Şöyle birazcık gün ışığı girsin bakalım içeri. Hadi bakalım. Kalk bakalım hadi. Sabah oldu uyan. Daha bir sürü işimiz var Naz. Hadi. Sana daha kıyafet seçeceğiz. Bakalım bakalım ne varmış. Bu. Ay yok bu senin ruh halin için fazla. Fazla canlı. Ya Şemnem git başımdan. Bugün dükkanla sen ilgilen. Ben gelmeyeceğim. Ne? Pardon. Bir dakika, bir dakika. Hasta mısın sen? Ha? Hasta mı oldun? Bir bakayım. Yok, bir şey yok. Sen 54 derece ateşte de çünkü işe gelirsin. Ben biliyorum. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Ay, iyi tamam, gelme. Tamam. Bugün yarışma jürisiyle ben ilgilenirim. Tamam mı? Ben ne diyorum kız? Ne diyeceğim? Salçalı makarna yapayım diyorum onlara. Ne dersin? Yanında şöyle bol sarımsaklı bir cacık. Çok güzel olur. Bir dakika, jüri bugün mü gelecek? Evet canım bugün gelecek onu demeye çalışıyorum. Hadi kalk hazırlanacaksın daha. Antep'e gideceklermiş erken almak istediler. Ne deseydim itiraz edemedim. Seve seve harcayacağız işte. Evet hadi bakalım hadi. Şu böyle etrafı saran negatifi bir atalım değil mi? Hazırlanalım. Çok güzel. Zaten şimdi seni bir halledeyim. Fırat'a da ulaşamazsam artık ona da uyandırma servisi yapacağız. Ne yapacağız? Sizin aranızda bir şey mi oldu? Yok, olmadı. Olmadı, ha. Yani çünkü her ne hikmetse ben size ulaşamadığımda sizin aranızda böyle kasırgalar kopmuş oluyor. Hı? Ya bir de yani birbirinizle iletişime en çok ihtiyacınız olduğu anda öfkeliyseniz biz yandık. Bir şey yok. Öfkeli falan değilim. Ha, tamam bir şey olmuş, anlat. Tamam. Tamam, susuyorum. Hiç sıkıştırmıyorum. Tamam mı? Bütün motivasyonumuzu yarışmaya kullanıyoruz. Çünkü neden? Önce iş, sonra aş. Şiş. Hep iş. İş. Güzel oldu kız.
Of ya Rabbim, of ya. Nerede kaldı bu Fırat? Ha? Nerede kaldı ya? Hala yok, yakacak yine bizi. Ne yapacağız biz şefsiz? Aa, Kandemir abi. Ne oldu? Dön bakayım şöyle bir. Vallahi sende şef tipi var be. Var, ha? Bak bakayım bana. Çok güzel. Sen yemek yapmayı biliyor muydun? Tamam, olmaz. Tamam, olmaz. Ya bari gösterişli bir çiçeğimiz olsaydı be. Hı? Sonun başlangıcındayız ya biz. Böyle mutsuz finale yakışan bir çiçeğimiz olsaydı be. Aa, nereden geldi bu? Fırat şef getirdi, mutfağın yaşında. Fırat şef geldi mi? Ha? Geldi. Kandemir abi yırttın yine, iyisin. Günaydın arkadaşlar. Aa, arkadaşlar niye bu kadar şaşırdınız? Ben de bu ekibin bir parçası değil miyim sonuçta? Evet, bugün tatlı etabının şefi benim. Burcucuğum sen de bana destek olursun, olur mu? Tabii ki Naz Hanım. Tatlıyı da değiştiriyorum. Krep süzet yapacağım. Hatta yapmakla kalmayacağım. Onlara parmaklarını yedireceğim. Hadi bakalım, bugün hepimiz buradan galip çıkacağız, tamam mı? Tamam şef. Tamam şef. Evet. Tamam, ben sizi tekrar arayacağım. Teşekkür ederim. Neredesin sen ya? Aa, yine bizi sattın zannettim son dakikada. Ya gittim geldim sürekli, biliyor musun? Bak insaf, gerçekten insan içinde birazcık disiplin barındırır be. Şebnem, önemli bir telefon görüşmem vardı. Kusura bakma, geldim işte. Evet, o da doğru. Çiçeklerin de güzelmiş be. Gösterişli, sevdim. Böyle bir şekilde kıvırıyorsun böyle. Kendini affettirmenin yolunu bir şekilde buluyorsun. Naz geldi mi? Geldi, odasında ama bir garip o. Niye? Sizin aranızda bir şey mi oldu? Ay, ay gerçekten bıktım sizin bu gizemli tavırlarınızdan ya. Ay gerçekten sizin karşınızda bir tane insan evladı var be. Acıyın bana biraz. Ne oldu ha? Tamam. Tamam Şebnem. Evet, bir şeyler oldu. Ama merak edilecek bir durum yok. Ben bu işi bitireceğim. Bu oyuna son veriyorum bugün. Ne? Ne? Neye son vereceksin? Ne? Nasıl, vaz mı geçiyorsun? İntikamından mı vazgeçiyorsun? Anlamadım. Topuz ne olacak? Aman dilime doladınız bunun da adını topuz diye. Neyse komik, ne olacak o? Ha, bari yarışmadan sonra söyle. Ha? Allah Allah ya, havalara bak ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Yine entrikalarla dolu bir gün seni bekliyor Şebocuğum ya. Ben portakalları alıp geliyorum. Bir günaydın yok mu? Günaydın. Hop hop hop. Nereye? Kilere izin verirsen. Hayır, izin vermiyorum. Gidemezsin. Kendi restoranımda ne yapıp ne yapmayacağınla ilgili senden emir alacak değilim. Bu konuyu hallettik zannediyordum. Hallettik. Benim derdim onunla değil zaten. Takılıp düşmeni istemedim sadece. Çocuk değilim ben. Biliyorum. Ama mutfakta şakaya gelmez. Sen de bunu biliyorsun. Bu arada iyiyim. Elim gayet iyi. Sorduğun için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, herkes elindeki işi bırakıp dikkatini bana versin bakalım. Eray, malzemeler hazır değil mi? Hazır şef. Güzel. Bugün çok kolay bir yemek yapacağız. Çünkü birinin iyi bir aşçı olup olmadığını anlamak için az malzemeyle pişirdiği yemeklerin lezzetine bakmak gerekir. Fransız köylerinde kadınların fırında pişirdiği basit gibi görünen bir et yemeği bugünkü menümüzün yıldızı olacak. Ama nasıl? Az sonra. Üstümü değişip hemen geliyorum. Hazır olun. Birçok şef bu yemeğin yapımında zorluk görmediği için hemen menüsüne koyar. Ama genellikle sonuç hayal kırıklığıdır. Çünkü bu ette yeteri kadar tuz ve et suyu koymak hiç de göründüğü kadar kolay değildir. Yapacağınız
en ufak eksik ya da fazla dokunuş bütün sonucu etkiler. İstediğiniz lezzeti elde etmek için ona nazik ve adil davranmanız gerekir. Onun dışında bu tarifte kafanızı karıştıracak hiçbir şey yok arkadaşlar. Her şeyde olduğu gibi burada da oyunu değiştiren şey detaylarda gizlidir. Bir 15 dakika sonra etimiz yatağıyla buluşup onunla sıcak sıcak kaynaşacak. Ve hazır. Kısaca bugün her şey kolay olacak. Kolay. Gördüğünüz gibi sadece et ve patates ya da Fransızların söylediği gibi anyuki pla. Hadi bakalım. Herkes işinin başına.